Lütfen beni anlayın Süheyl hocam. Ben sabaha kadar uyku uyuyamıyorum. Gerçekten çok perişan haldeyim. Yani Kenan'ı dinlemek istiyorum, duymak istiyorum. Bakın hiç sesimi çıkarmam. İçeride sessizce dinlesem. Olmaz. Böyle bir şeye müsaade edemem. Nur Hanım, size eşlik etsin. Müştebilatla bekleyin. Kenan Bey gidince sizi alacağım. Peki. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ne oldu hocam? Ne diyorsunuz? Ne dedi, ne anlattı? Nemin Hanım, bir sakin olun. Sanırım durum sandığımızdan daha vahim. Öyle mi? Turan Bey'e haber verirseniz iyi olur. İkinizle beraber açıklarsam daha sağlıklı olur. Tamam, ben arayayım onu. Ben arayayım şimdi onu, dışarıda arayayım ben onu. Çok acil konuşmalıyız Kenan Bey'le. Tedavi olmalı. Psikoterapiye başlamalı. Yoksa gidişat iyi değil. Ne anlattı peki size? Bazen bütün bir geceyi hatırlamadığını söyledi. Ben bunu tahmin etmiyordum. 20 dakika, yarım saat, bir saat. Ya bunlar tamam olabilir ama yarım gün. Bu kırmızı alarm. Ne diyorsunuz hocam? Kenan Bey bir şeylerin farkına varmak üzere. Başka bir psikiyatriste gitseydi bugün belki başka düşüncelerle çıkacaktı. Bakınız, Doğan tamamen Kenan'ı ele geçirebilir. Peki hocam, Kenan'a bir şey çaktırmadan, hiçbir şey hissettirmeden tedavi etmenin bir yolu yok mu? İmkansız. Bu çok sancılı bir süreç olacak. Belki aylarca bir kliniğe kapatılması gerekebilir. Bu söylediğiniz çok büyük bir şey. Yani bu hayatı biter, mahvolur. Başka bir yolu yok mu bunun? Varsa da ben bilmiyorum. Benim bildiğim tek şey Kenan Bey'le acilen konuşup onu tedavi olması için ikna etmek. Ya başaramazsak? O zaman Kenan Bey'i bir daha göremeyebilirsiniz. Daha da kötüsü, bu sadece ona zarar vermez. Çevresindeki herkese zarar verebilir. Hatta size bile zarar verebilir. Ve bunu hatırlamaz. Anladım hocam. Gayet iyi anladım. O zaman biz bir düşünelim, bir bakalım ne yaparız, ne yapmayız. Çünkü bu bizim için de çok zorlu bir süreç. Ben ne yaparım? Ben ne derim hocam ona? Ben nasıl söylerim? Ben senin annen değilim. Seni biz evlatlık aldık. Sen üstelik hastasın. Ben bunları nasıl söylerim? Başka seçenek görünmüyor. Kenan Bey'in iyileşmesini istiyorsanız bunu öğrenmesi şart. Hocam tekrar teşekkürler her şey için. Ne demek? Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Arabada bir şey konuşma sakın. Ne yapacağız o zaman Turan? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Belki başka bir uzmana daha danışmak gerekebilir. O kaçmak olur. Çözüm değil ki. Kenan'ın yerine koysana kendini. Ya koyuyorum. Koymuyor muyum sanıyorsun? Ne yaptıysam onun iyiliği için yapıyorum. Tamam, sakin ol. Baş başa konuşuruz sonra. Gel.